Evet, kıyamet süreci nedir? Ne zaman başlamıştır? Şimdi bu çok merak edilen bir şey. Kıyamet süreci Peygamberimizin zamanında bile sahabeler kıyametin sürecine girdiklerini düşünmüşler. Yani o günden bugüne 1440 küsur yıl geçti. Hala da kıyamet süreci içerisinde miyiz? Evet, Peygamberimize kıyamet süreci başlamıştır ama bizim anladığımız kıyamet süreci, kıyametin hakikaten bütün büyük alametlerinin görüldüğü tarih ne zamandır? Yani buna yakın mıyız, uzak mıyız? Bu büyük alametlerden bir tanesi işte Deccal'ın çıkması. Bunlar aslında bazı hadislerde mesela önce Deccal çıkar, sonra güneş batıdan doğar, ondan sonra Mehdi çıkar falan. Ama başka bir hadiste de önce güneş batıdan doğar, sonra Deccal çıkar falan. Yani bunun sebebi şu, aslında bunlar kısa bir zaman dönemi içerisinde, mesela 100-150 senelik dönem içerisinde hepsi hemen hemen aynı çağdaş zaman içerisinde oluyor. Yani çağdaş bir dönem içerisinde oluyor. Şimdi bunlar nedir? Belli başlıları işte Güneş'in batıdan doğması, Deccal'ın çıkması ve Mehdi'nin çıkması, Hazreti İsa'nın inmesi, Yecüc Mecüc, bunun gibi olaylar. Şimdi ben bunu ikiye ayırıyorum. Hazreti İsa'dan sonraki bu Yecüc Mecüc ve kıyametin tamamen artık geri dönülmez olay ufkuna girmenin ayrı bir dönem olduğunu ama ondan önce büyük alametlerinde ayrı bir dönem olduğunu düşünüyorum. Bu büyük alametlere giriş dönemi benim tahminime göre 2028 veya 2030 yılından sonra başlıyor. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Burada en önemli şey Güneş'in batıdan doğması ve Deccal. Şimdi bu Deccal çıkmadan zaten Mehdi de çıkamıyor, Hazreti İsa da inemiyor. Zaten bunu kullanarak şu anda işte bu İlluminati dediğimiz veya İsrailoğullarının bir bölümü dediğimiz bu dünyayı yöneten efendim üst akıl de ne dersen de küreselciler de bütün bunlar bunu kullanarak Hristiyanlık üzerinde büyük bir propaganda yapıp kendi lehlerine bunu döndürmeye çalışıyorlar. Yani ne diyorlar? Hazreti İsa'nın inmesi lazım ama Hazreti İsa inmeden önce İsrailoğullarının Kudüs'te tapınağı yapmaları lazım diyorlar. O zaman siz bize yardım edeceksiniz. Bunu başardıktan sonra Hazreti İsa da inmiş olacak. Belki Deccal'ı bile Hazreti İsa suretinde yapmaya çalışacaklar. Bu genetik çalışmalarla bir sürü bu konuda komplo teorisi var. Şimdi burada Güneş'in batıdan doğması olayını ben birçok hem videolarda hem kitaplarımda anlattım. Bu nasıl olabilir? Bu aslında dünyanın kutuplarının fiziksel olarak takla atmasıyla olabilir. Buna çok işaret buluyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de de var, ben anlatıyorum. Hadislerde de var zaten. Tevrat'ta da var. Tevrat'ta mesela Hazreti Yuşa bölümünde var. Yuşa'nın güneş eliyle durdurması şeklinde bir ayet var. O ayet zamanında Hristiyanlarca güneş sisteminin yanlış yorumlanması şeklinde anlaşılmış ve buna karşı çıkanlar, yani güneş merkezli sisteme karşı çıkanlar aforoz edilmiş. Dünya merkezli bir sistem olduğu zannedilmiş ama aslında o ayet, yani Tevrat'taki bu ayet, dünyanın kutuplarının takla atmasını anlatıyor. Şimdi bunun işaretini buradaki Yuşa Tepesi'nde de görüyoruz. Yuşa Tepesi'nde de bu konu işlenmiş. Bunun ben tarihlerini Ebced değerleriyle falan buluyorum. İşte 2028'den sonraki dönemler. Şimdi dünyanın kutuplarını takla atması nasıl olabilir? Burada birkaç tane teori var ama burada iç çekirdeğin dış manto ile değişik şekillerde uyumsuzluğundan meydana geliyor bu olay. Önce manyetik takla oluyor, ondan sonra manyetik takla fiziksel taklaya dönüşüyor. Fiziksel takla olduğu zaman Dünya Güneş'in etrafında şimdi saat yönünün tersine dönerken saat yönünde dönmeye başlıyor. Saat yönünde dönmeye başlaması şu demek, işte güneş batıdan doğuyor demek. Mevsimler de burada değişiyor. Bir dönem değişiyor aslında. Şimdi bu dönem Deccal'ın çıktığı ve hakim olduğu dönem. Yani dünyada kutuplar takla attığı zaman Deccal sistemi tamamen eline geçirmiş demektir. Aslında en zirvede olduğu dönem ama yıkılışının da başladığı dönem. Bu bir zodyak derecesi 72 sene.
72 sene daha ondan sonra sürecek demektir. Şimdi orayı biz bir kerteriz noktası alırsak, bundan 72 sene önce de Deccali sisteme, yani kıyamet döneminin Deccal dönemi dediğimiz ön aşamasına girilmiş olacaktır. Bu nedir? Bu da mesela benim bulgularıma göre kutuplar 2100'de takla atarsa diyorum ben, bundan 72 sene önce bu Deccali döneme girilmiş olacaktır. O da 2028 senesine giriyor zaten. 2030 veya 2028. Şimdi şu anda Deccali sistemin altyapısı var mı, hazırlanmış mı? Evet, hazırlanmış. Bizim bahsettiğimiz şahsı manevi değil. Şu anda Deccal'ın şahsı manevisi var zaten. İşte bu küreselciler dediğimiz sistemler bunu zorluyorlar. Buraya götürmeye çalışıyorlar. Ama bizim şahıs olarak Deccal'ın da kendisi bizzat yönetici olarak geldiği gün ne zamandır? Geleceği zaman, hükmedeceği zaman ne zamandır? Biz bunu anlamaya çalışıyoruz. İşte bu benim tahminime göre 2028 ile 2100 yılları ve ondan sonra da 2170 yılları arasındaki dönemde. Yani orta noktayı burada 2100 senesi alırsak, işte bundan önceki ve bundan sonraki seneler. Burada da zaten yine insan genetiğiyle oynanmış bir yaratık olacağını düşündüğümüz için ömrü de en fazla yine 120 yıl falan olacaktır veya 150 yıl uzatabildiği kadar uzatsınlar. Yani değişik gen teknolojileriyle uzattılar diyelim, öyle bir şahıs yaptılar. Tabii bu şahıs böyle bir seri, bir küme, yani belki binlerce şahıs üzerinde deneme yapılıp ondan sonra bunun üzerinden onların arasından seçtikleri en önemli bir kişiyi yönetici olarak yapacaklar. Böyle anlamak lazım bunu. Yani bu genetik çalışmalar hızlanacak ve bu böyle belli bir sanki insan türünden ayrı, yapay zeka ile donanmış ve genetik yapısı ayrı bir şekilde hastalıklara dayanıklı, bir sürü yetenekleri fazladan olan bir insan türü diyelim, bir grubu oluşturulacak ve onun içinden seçilen bir yönetici işin başına gelecek. Deccal'ı böyle anlamak lazım. Çünkü Dabbetül Arz da aynı şekilde anlaşılıyor. Ben Dabbetül Arz'la Deccal'ı birleştirerek anlamaya çalışıyorum. Şimdi bu şekilde anlaşılırsa bunun 2100'lü yıllar civarında olacağı ama 2100 yılın bunun en zirvesinde olacağı, o kutup taklasından sonra da bu işin geriye döneceği ve ondan sonra da Hazreti İsa ve Mehdi dönemine girileceğini ben düşünüyorum. Biz şimdi onun öncesindeyiz. Bu kutup taklası aslında öyle bir şey ki, bu doğal bir olay ama bunun bir tetikleyicisi lazım. Bu tetikleyici olduğu zaman bu her an olabilir. Yani o sürece girildiği zaman, ki o 2028'den sonra başlıyor. Yani 2028'den sonra bir gün sonra da olabilir. 2028 ile 2100 yılı arasındaki bu 72 senelik dönemde de her an olabilir. Bu kutup taklası öyle bir şey. Bu ilk işaret. Yani kıyamet sürecine girmenin ilk işareti. İşte Deccal da bununla aynı zamanda oluyor. Ve ondan sonra da diğer alametler, ama burada sistemi ele geçirmek isteyen bu Deccali güruh gücünü kaybediyor ve tamamen tersi dönüyor. Bu İsrailoğulları da bununla beraber birlikte planlama yaptıkları için burada tapınağın son kez artık bir daha yapılmamak üzere yıkılması söz konusu oluyor. Yani Hazreti Süleyman'ın tapınağını yapmaya çalışıyorlar bunlar. Ve orada o tapınak yıkıldıktan sonra, bunu İsra suresinde ayeti de var zaten. Yani tekrar Müslümanlar mescide girsinler ve ele geçirdikleri her şeyi yok etsinler de yok etsinler şeklinde 7. ayette bu işin ne zaman sona ereceği anlatılıyor. Buradan tabii Ebced hesaplarıyla da tarihler buluyoruz. Ama ben Kur'an-ı Kerim'den bulduğum tarihleri pek söylemek istemiyorum. Daha çok Kur'an-ı Kerim'den daha önceki alimlerin bulmuş oldukları tarihler var. Onlar şiirsel olarak bunu yazmışlar. Ve o şiirlerden daha kolay tarihler bulunabiliyor ve daha kanıtlı oluyor. Onlardan istifade etmeye çalışıyorum. Bu böyle bir süreç. Yani kıyamet sürecinin biz neresindeyiz? Aslında ön aşamalarındayız. 2100'e kadar bir ön aşaması. Ondan sonra da yine 1 derece, yani 72 derece, 72 sene dediğimiz bir dönem geçecek. Ve orada işte o Mehdi'nin çıkış dönemi Hazreti İsa ile birlikte. Bunlar şahsı manevi, yani sembolik de olabilir. Gerçekten şahıslarını da görebiliriz. Yani Mehdi'nin şahsının ben görüleceğini düşünüyorum. Ama Hazreti İsa'nın sembolik mi,
şahsının mı gelip gelmeyeceği konusunda burada ayrı yorumlar var. Ama Mehdi'nin şahıs olarak kesinlikle geleceğini düşünüyorum. Geldikten sonra da burada sistemi tamamen dönüştürecek. Sistemi dönüştürmek ne demek? Bugünkü ekonomik sistemin tam tersini yapacak. Yani hadislerden öyle anlıyoruz. Siyasi sistemin tam tersini yapacak. Sosyal hayat tamamen işte İslami kaidelere uygun olacak. Buradan şunu anlıyoruz. Yani insanlığın mutluluğu için gereken ne varsa bunu yapacak ve insanlığın mutluluğunun önünde hangi engeller varsa şu andaki sistemde onları kaldıracak. Mesela faiz sistemi tamamen ortadan kalkıyor ve zekata dayalı yeni bir ekonomik sistem kuruluyor. Paranın hiç de bir işe yaramadığı, altın hiç de bir işe yaramadığı, yani sermaye birikimine bir iş yapmak için gerek olmadığı bilgiler anlatılıyor bize hadislerde. Yani sermaye, çünkü bir üretim yapabilmek için emek, doğal kaynaklar ve sermaye gerekiyor. Bugün bizim öğrendiğimiz o. Marx mesela geldi buradan sermayeyi kaldırdı, emekle doğal kaynakları bıraktı. Aslında evet, bu emek ve doğal kaynaklar gereklidir, onun dışındakiler gereksizdir. Yani sermaye gerektiği zaman toparlanabilir. Öyle bir sistem. İnsanların bunu ayrıca biriktirmelerine ve bundan nemalanmalarına gereğin olmadığı bir sistem olarak ben görüyorum. Hadislerde anlatılanlar böyle. İşte Mehdi'nin dönemi buradan bir bolluk bereket. Tabiatın da çok bol bereketli günleri olacağı anlatılıyor. Efendim, ondan sonra yalnız tamamen bir bozulma var. İşte o da Yecüc Mecüc saldırısıyla. Onu başka bir videoda inşallah anlatırız. Herkese selam gönderiyorum.